Halid-i Bağdadi rahmetullahi aleyh. Şanı büyük evliya, kalbine zerre kadar girmemişti bu dünya. O hep ahiretini düşünürdü ekseri. Bununla ilgiliydi nasihat ve sözleri. Derdi ki, ey insanlar, ölüm hak, ahiret hak. Bugün yarın herkese o gelecek muhakkak. İnsan ne gafildir ki, hiç düşünmez yarını. Sayar ve hesap eder parasını, malını. Lakin her gün binlerce alıp verir de nefes, hiç bunları saymayı hatırına getirmez. Halbuki her nefesten hesap var ahirette. O bunlardan bir haber ömür sürer gafletle. Bir iki saniyelik bir iştir ölüm hali. Ölünce yarım kalır hesapları, hayali. Halbuki gerçek mümin yatağa yattığında ölümü bilmelidir yastığının altında. Uyandığı vakitte karşısında görmeli. Böyle olan kimsenin olmaz tuğli emeli. Kardeşlerim, kimseye zulmetmez Cenab-ı Hak. Herkes kendi suçundan ceza görür muhakkak. Evet, asiler için cehennem var, ateş var. Lakin herkes ateşe kendi kendini atar. Mesela sıhhatine etmezse biri dikkat, hasta olduğu zaman kimde olur kabahat? Zehirli ilaç içip ölürse bir kişi de, neticede kabahat kimde olur bu işte? Hak Teâlâ Kur'an'da müteaddit defalar ikaz buyuruyor ki, cehennem var, azap var. Ben takdir eyledim ki günah işleyenleri cehennemde yakayım, yapmayın bu şeyleri. Buna rağmen günahla geçer ise bir ömür, mahşerde bulunur mu bir bahane ve özür? Ey insan, ermek için ebedi saadete, bütün hücrelerinle tam yönel ahirete. Ölüm ve ahireti hiç çıkarma yadından. Yakın bil ecelini, hatta bugün yarından. Dünya işlerine de çalış, ihmal etme hiç. İnsana bu şekilde gelir neşe ve sevinç. Ölümü çok düşünen ona tam hazır olur. Bu hazırlık hali de ona verir tam huzur. Eceli geldiğinde telaş etmez katiyen. Çünkü hazırlığını o yapmıştır kamilen. Halbuki düşünmezse bir kimse ölümünü, bir telaşa kapılır ecel geldiği günü. O da hazırlığını yapsaydı daha önce, telaşa kapılmazdı Azrail'i görünce. Ayrıca kim ölümü çok yad ederse şayet, o kimsenin ömründe olur yümün bereket. Tuğli emel sahibi olursa bir kişi de, ömrü daha kısalır. Hakikat budur işte.